İsrail Hamas'ın 7 Ekim'deki taarruzunu önleyebilir miydi? 7 Ekim'den bu yana bu soru soruluyor. İsrail basını haftalardır bu soruyu tartışıyor. Jerusalem Post gazetesi Hamas'ın İsrail istihbaratını mükemmel bir şekilde kandırdığını yazdı. Bir haber sitesi ise İsrail'in yapay zeka teknolojisini kullanarak Gazze'li sivilleri bilerek öldürdüğünü paylaştı. <laughs> Hamas, işgalci İsrail'in ihlallerine kayıtsız kalamadı. 7 Ekim'de Aksa tufanlı taarruzunu başlattı. İsrail istihbaratı ve güvenlik güçleri büyük yara aldı. Ülkede saldırıların önlenebileceğine yönelik tartışmalar sürerken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jerusalem Post gazetesi, Hamas'ın İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdiğini yazdı. Gazete haberini emniyet yetkilisine dayandırdı. Buna göre Hamas liderleri İsrail istihbaratının kendilerini takip ettiğini biliyordu. Aralarındaki mesaj aktarımı için gizli yöntemler kullandılar. Habere göre İsrail 2018'de Hamas'ın kalesi olan yerlere dinleme cihazları yerleştirdi. Ancak Hamas bu cihazları çoktan ortaya çıkarıp söktü. İsrail istihbaratı ise bunun farkına varmadı. Gazete aksi takdirde 7 Ekim'de İsrail Gazze sınırının bu kadar korumasız bırakmalarının mümkün olamayacağını belirtti. Hamas'ın 7 Ekim için hassas bir hazırlık yaptığına vurgu yaptı. İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdiğini yazdı. Televi merkezli bir haber sitesi İsrail'in sivilleri bilerek öldürdüğünü iddia etti. Haberini İsrail'i askerlerine dayandırdı. Buna göre işgal ordusu potansiyel hedeflerin oluşturulması için yapay zeka teknolojisi kullanıyor. İsrail ilk 35 günde 15 bin hedefe saldırı düzenledi. Sivil yerleşim birimlerini yerle bir etti. Ancak işgalci İsrail ordusu bu teknolojiyi kullanmaya devam etti. Katledilen sivil sayısı da bu teknoloji yüzünden arttı.